Evet, hem tarihe not düşmek, hem Sivas 2 Temmuz Madımak katliamını hafızalarda tazelemek, hem de gelecek açısından yeni nesillere bu insanlığa karşı işlenmiş suçu bütün ayrıntılarıyla, arka planlarıyla anlatabilmek adına böyle bir belgesel hazırlandı. Belgesel aslında 5 projeden biri, her proje birbirini destekler pozisyonda ve ilk gösterimi, dünyada ilk gösterimini Ankara'da Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Tabii bu süre içerisinde çok yere dokunma fırsatı yakaladık. Bütün kurumlar, siyasi partiler, sendikalar, dernekler, odalar ve tabii ki halkımız, üyelerimiz, Alevi kurumları ve bu açıdan bizim açımızdan oldukça yani bu meseleyi bütün kesimlere anlatma fırsatı doğurdu ve çok da iyi bir katılımla bu belgesel izlendi. Dönütler de çok iyi oldu. Yani açıkçası yani biz bu kadarını bilmiyorduk, bu kadarını beklemiyorduk. Böyle bir vahşeti özellikle genç nesil bizim o dönemi yaşayanlar kadar çok anlayamıyordu. Ama artık bunu hafızalardan silmek isteyenlerin artık şansı kalmadı. Çünkü artık dijital dünyada tüm dünya bir tık ötesine ulaşabiliyor. Ve hem belgeselle, hem sanal müzeyle, hem tarih konuşmalarıyla, sözlü tarihle, hem de dijital kütüphaneyle artık bütün insanlık, gençler özellikle buna çok kolaylıkla ulaşabilecekler. Bizim açımızdan yani asıl muradımız 2 Temmuz katliamının aslında bir insanlık davası olduğunu, bu davanın bir insanlık davası olduğunu ve işlenen suçun da insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu belleklere kazımak ve bu mücadeleyi gelecek kuşaklara taşımak. Bu ilki sloganımız geçen yıl 30. yıldı. Bu yıl 30 artı 1. yıl diyeceğiz. Çünkü bu yılı biz 1. yıl gibi bakacağız meseleye ve bundan sonraki etkinliklerimizi bu çerçevede sürdüreceğiz. Yani tüm çabamız bu tarihle, hem Sivas'la, hem Sivas öncesiyle, hem Sivas sonrasıyla yüzleşme çabasıdır, hesap sorma çabasıdır. Belgeselin ilk gösterimi Ankara'da gerçekleşti ama bu son gösterim olmayacak. Türkiye'nin her bölgesine ulaşacağız. İkinci gösterimimizi İzmir'de hemen önümüzdeki cumartesi günü 25 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz. Onun ardından Adana gösterimimiz olacak. Adana'dan sonra Samsun'a taşınacak bu gösterim. Samsun'da Karadeniz bölgesini temsilen Samsun'u seçtik. Samsun'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Balıkesir'e, Balıkesir'den Diyarbakır'a uzanacak. Ayrıca da Dersim Festivali bölümünde de bu belgeselin yer alması için belediye başkanıyla, Dersim Belediye Başkanı'yla görüştük. Dolayısıyla her bölgede bu belgesel gösterilecek. 2 Temmuz günü de Avrupa'da sinemalarda gösterime girecek, sonra festivallere gidecek, festivaller sonrasında da yaygın gösterime girecek. Bu belgeselde Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun çok büyük bir emeği var, öncülüğü var. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun eşit başkanlarına, konfederasyonumuzun bileşenlerine ve bu belgesele lokmalarıyla katkı sunan her cana, her bir cana ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki Alevi kurumlarımıza da çok önemli bir işi yerine getirdikleri için, elbette ki örgütümüz Personel Kültür Derneği önemli bir iş yaptı. Gençliğimiz çok iyi çalıştı. Sizler de gördünüz. Her bir gencimize, her bir canımıza lokmasını sunan, katkısını sunan, emeğini ortaya koyan her bir cana teşekkür ediyoruz.